Tabii istiyoruz. ki. Size mikrofonu uzatayım. Lütfen bizim için bir şarkı seslendirir misiniz? Hangi Tabii ki. şarkı Ben söyleyeceksiniz? şimdi Dön'ü söylemek istiyorum. Dön albümümüzün ikinci video klip şarkısı aynı zamanda. Bugün iyi gelecek diye düşünüyorum. Peki, buyurun lütfen. Çoğaldı gitgide yokluğunda gibi, atılmış üzerime ağ gibi. Zaman ilaç değil, yanmaya alıştıran, hepsi sönse de yanan tek bir çera gibi. Kim bilir kaç ilkbahar yaz, sonbahar kış, aylar mevsimler derken seneler sensiz geçti. Büyüdü ağaç oldu çoktan, ektiğimiz fidanlar gölgesinde kaç gün geceyi zor etti. Ağzınıza, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu arada stüdyoya girdiğinizde bu albümdeki şarkılarınız enstrümanlarla canlı olarak, o sırada canlı olarak mı çalıyor, yoksa hani bilgisayar sistemi giriyor mu devreye? Tabii zaman? Tabii giriyor. Zaman? Giriyor değil mi? Şöyle, aslında çok fazla detayına inmeden izleyicilerimize çok sıkmadan anlatayım teknik kısmını. Şöyle, enstrümanları bir kere üst üste ekleme metoduyla gerçekleştiriyoruz. Örneğin bu şarkıda mesela cello var. Önce cello çalıyor. Daha sonra diğer enstrümanlar çalıyor. Sonra söylüyorum şarkıyı ve en son birleştiriyoruz. Yani mix ediyoruz. Aşama bu şekilde gerçekleşiyor. Ama kimi projeler var? Mesela akustik
bazı albümler. Mesela Kenan Doğulu'nun akustik albümleri ve pek çok şarkısı girilip tek seferde çalınır. Hücum kayıt deniyor buna eski tabiriyle. Üzerinde sonradan tabii ki bir takım değişiklikler yapabiliyorsunuz. Ama genelde benim albümdeki form enstrümanları üst üste ekleyerek ortaya çıkmıştır. Bu da aranjörlük demek mi? Şimdi sizden aranjörlük sonra... tabii çok geniş bir kavram. Evet, aranjörlüğün tanımı çok fazla kafamıza takılmaya başladı. Nedir aranjörlük? Aranjörlük tabii çok geniş bir kavram ama hani şöyle söyleyeyim. Bir noktada şarkıları biz söz müzik olarak biliyoruz. Ve normalinde çıplak sesle söylediğimizi varsayalım. Sesi çıkardığınız zaman geri kalan her şey aslında düzenleme. Yani orada alttaki enstrümanların seçimi, hangi notaları çalacağı, armonizasyon denen yani uyumlu çalmaları, hep terim girecek kusura bakmayın. Çünkü başka türlü de anlatmam çok zor. Bir noktada tüm enstrümanların uyum içinde çalmasını sağlıyoruz bir. İkincisi tarzını belirliyoruz şarkının. Mesela böyle şey gibi hani gitarla davul önce çalıyorsunuz, kaydediyorsunuz. Ondan sonra alt üstüne başka bir sound ekliyorsunuz. Başka enstrümanlar mı giriyor? Tüm bunları aslında kapsıyor. Mesela boş bir sayfa düşünün. Ya da siz diyelim ki solistsiniz ve şarkınız var. Aslında söz, müzik, düzenleme sizin üzerinize giyeceğiniz bir kıyafet gibi. Burada farklı farklı dengeler vardır. Örneğin sizin bir giyim tarzınız vardır ve ona uygun bir kıyafet seçersiniz. Ona göre, terzi de ona göre diker. Bir noktada bizimki bir terzilik gibi oluyor. Çünkü sanatçının tarzına göre bir çalışma yapmaya gayret ediyoruz. Örneğin daha tercihi Alaturka yönündeyse enstrümanları ona göre değerlendiriyoruz. Ama en güzeli tabii ki bizim yaptığımız işin birinci kuralı kuralsızlıktır. O yüzden sonsuz deneme şansınız var her şeyi. Çok böyle bir sınırlaması yoktur. Tabii aranjörlü tak diye bir cümlede özetlemek de çok zor. Dediğim gibi farklı farklı içerikleri var. Ama bunların içine bir noktada enstrüman seçimleri, enstrümanların çalacağı notalar ve müziğin genel tarzı diyebiliriz. Ki aslında bizdeki anlamı ya doğrusu prodüktörlüktür aslında. Müzik prodüktörlüğüdür. Çünkü mesela yabancı bazı albümleri incelediğiniz zaman hep yazar alt alta. İşte davul kompozisyonu bir kişiye ait. Yaylı kompozisyonu başka bir kişiye. Vokal aranjmanı. Yani farklı farklı aranjmanlar vardır normalde. Peki ne zaman